Dünya hızına yetişemediği bir yeni savaş modelleri dönemine giriyor. İnsanların yapay zeka ile kontrol edildiği, gittiği her yerde gözlem altında olduğu, teknoloji akvaryumu içine indiği bir devirden bahsediyoruz. Yakın gelecekte artık F-35'lere bile ihtiyaç kalmayacak. Hedeflere bomba ulaştırmak yeterli olacak. Bu nedenle dünyanın gözü insansız hava araçlarında patlama yapan Türkiye'nin üzerinde. Bizimse gözümüz alacağımız yeni topraklarda. İki gardak. Yakında insansız tanklarımız, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, helikopterlerimiz de sahne alacak. Artık düşman hedefleri belki de hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir dağ başına kurulan bir konteynerden yönetilecek. Veya tüm bu uçak, savaş gemisi, denizaltılar yerin altındaki bir üstten ekranlara bakılarak joystickle yönetilecek. Bilgisayar oyunları gibi koltuktan savaş dönemi başladı. ABD şimdiden dünyanın 15 bölgesine İHA üssü kurdu. Türkiye'de askeri üs sayısını ve buralardaki İHA merkezlerini hızla arttırıyor. Muhalefetten birileri bu ülkede ne işimiz var oralarda, ne yapacağız İHA SİHA'yı diyordu. İçimizdeki öngörüsüz ve vizyonsuzlar uzaylı takılıp başka bir yere giderken dünya basınından sürekli ülkemize övgüler yağıyor. Son olarak önceki gün ABD'de yayın yapan The Washington Times, Türk İHA'ları savaşların geleceğini değiştirmede önce oldu diyerek savunma sanayimizi göklere çıkardı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin TB2'leri ve benzeri sistemlerinin artık insansız teknolojide önce olduğunu geçen sene aykırıyordu. The Washington Times işi daha da ileriye götürerek küçük Türk İHA'larının ABD'nin büyüklerine oranla daha çekici ve etkili olduğunu karşılaştırmalar yaparak yayınladı. Başkan Erdoğan geçen hafta fırlattığımız uydu ile Türkiye'nin uzaydaki aktarının 30 yıl garanti altına alındığını söyledi. Türkiye uzaya Elon Musk gibi binlerce küçük uydu yerleştirme planları yapıyor. Ülkemizdeki muhalefetin neden daha fazlası yapılmıyor diye ayağa kalkıp önerilerle gelmesi gerekirken, tam tersine bu alanda yapılan her başarılı işi itibarsızlaştırmak için kendini yırtıyor. Dünya öve öve bitiremiyor. Bizdekiler söve söve gidiyor. Geleceğe teknoloji, sağlık ve siber dünya anlamında çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Savaş artık ordularla değil, virüslerle yapılıyor. Etrafımızda duyduğumuz sesler dışında duyamadığımız başka sesler de var. Artık her yerden kablolar geçiyor, uzaydan işitemediğimiz sinyaller, dünyanın birçok şehrinden elektromanyetik dalgalar yağıyor. İnsan beyni duyamadığı bu seslerin tamamını bilinçaltına yerleştiriyor. Yakında küresel şirketler duyamadığımız bu seslerle beynimize marka reklamı dayatması yapacak hale gelecek. Teknolojide önde olan ülkeler, dijital savaşları başlatmak üzere hazırlıklar, denemeler yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Pakistan'ın tamamı bir gecede karanlığa gömüldü. Test ettiler. 2021 yılında dünyada birçok ülkenin dijital saldırılarla karanlığa gömüleceği iddia ediliyor. Tüm olanlara bakınca Başkan Erdoğan'ın vatan savunmamızı denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz şeklinde dün yaptığı açıklamayı da çok önemsiyorum. İçimizde her şeyi batıdan bekleyen iddiatçı, vizyonsuz ve teslimiyetçi kafalara rağmen bu ülkeyi, geleceği görenler yönetiyor Allah'a şükür. Not: bir süre önce Türkiye ile gerilim yaşayan çok sayıda ülkenin kapımızda kuyruk oluşturacağını anlatmış, Fransa bile barışmak için yalvaracak demiştim. İsrail bu konuda kendini yırtıyor. Suudlar çark etti. Birleşik Arap Emirlikleri krizi bitirelim diye kapımıza dayandı ve son olarak da geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Başkan Erdoğan'a el yazısıyla mektup yazıp ilişkilerimizi geliştirelim diye ricacı olduğu açıklandı. Buna mahkumlar. Türkiye'yi karşısına alan kaybeder. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor. Aliyev görüntülerde geçtikleri bölgenin Hocalı ilinin sığınak köyü olduğunu belirterek
yol kenarındaki binalardan birine asılan, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor. Ölçüsüz bir şekilde sarf ettiği hakaretler sebebiyle açılan tazminat davalarında kullanılmak üzere bir fon oluşturduğu bilinen CHP Genel Başkanı'nın yeni davalar açılmasını gerektirebilecek sözler etme konusundaki pervasızlığını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı'nın bir şekilde sarf edip sonrasında da ısrarla tekrarladığı sözde Cumhurbaşkanı tabirinin ağırlığı altında ezilen CHP'liler bin dereden su getirerek zevairi kurtarmaya çalışıyorlar. Durum birinin kuyuya attığı taşı çıkarmaya çalışanlarla alakalı fıkradaki gibi. Kılıçdaroğlu ne düşünüyor bilinmez ama sözde tabirini sarf etmesinin mazur görülebilecek herhangi bir tarafı olmadığının savunma mevkiinde kalanlar farkında. Cumhurbaşkanlığı makamını da ilzam edecek şekilde sözde tabirinin kullanılmasının şahsi bir meselenin çok ötesinde olduğunu iyi bilen savunucu tayfası, bütün eski defterleri karıştırsalar da işlerine yarayacak bir söylem geliştiremiyorlar. Çok ağır ve kesinlikle telaffuz edilmemesi gereken bu söz için özür beyanı yerine tekrarlamayı tercih eden Kılıçdaroğlu da kendisini haklı gösterebileceğini zannettiği argümanlar bulabilmek için çırpınıyor. Gerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve gerekse yaptığı bu büyük hatayı temizlemeye gayret edenler konuştukça batıyorlar. Çünkü her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na sözde demeyi bırakın, haklı gösterebilecek, mazur görülmesini gerektirebilecek hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde başlattığı görüşme trafiğinin zaten pamuk ipliğine bağlı gözüken Millet İttifakı'nda çözülmeler oluşturma ihtimali bunlardan birisi. HDP'nin ittifak konusunun artık açık bir şekilde yürütülmesi talebi sadece CHP'nin çelik çekirdeğini rahatsız etmekte kalmayan ve milliyetçi muhafazakar bir taban yapısına sahip İyi Parti üzerinde de ciddi sıkıntılar doğuran bir husus. Terörle arasına istese bile mesafe koyamayan HDP ile işbirliğinin açık olarak yürütülmesinin ittifaka seçimlerde başarı mı yoksa tam aksine hezimet mi getireceği meçhul. Birçok yorumcu zaten CHP'de artık ayyuka çıkan taciz, tecavüz ve hırsızlık gibi olaylarla başı dertte olan Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda beklenmedik bir çıkış yaparak ortamı germeye ve böylelikle dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı kanaatinde. Sözde ifadesiyle başlatılan ve taraftarlarca bile hoş görülmeyen böylesi bir tartışmanın CHP'ye oy getirme yerine var olanlardan da kayıplara sebebiyet vereceği ise ortak kanaat. Sözde ifadesinin ardından başlayan tartışmaların ortaya çıkardığı durumla ilgili en dikkat çekici husussa yalanlar üzerinden siyaset yapmaya çalışanların bunların gerçeklerinin dile getirilmesini engelleme gayretleri. CHP Genel Başkanı'nın bir kaset kumpası ile partinin başına geldiğinin hatırlatılması canlarını sıkıyor mesela. Yine aynı şekilde PKK terör örgütünün siyasetteki uzantılarıyla işbirliği yapılmasına yönelik sözler edilmemesi de rahatlarını kaçırıyor. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin gerçekleriyle ilgili cahilliği ve diline doladığı yalanları sürekli tekrarlama alışkanlığı bir başka problem. Yanlışlığını CHP kitlesinin de çok iyi bildiği hususlarda tekrarlanan yalanlar taraftar açısından da sıkıntılı durumlar arz ediyor çünkü. Kılıçdaroğlu ve mecburi savunucuları girdikleri çıkmaz sokaktan ne zaman dönecekler göreceğiz. ABD Adalet Bakanlığı, Florida Eyalet Meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada YPG için terör örgütü PKK'nın alt kolu ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu. ABD müttefik olarak gördüğü terör örgütü PKK-YPG'ye bugüne kadar 50 binden fazla tır dolusu silah ve mühimmat desteği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Becker isimli kişinin kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu. Becker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida Eyalet Meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi. Açıklamada Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek şüphelinin sosyal medya hesaplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi. Bakanlığın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek PKK'nın alt koludur ifadesi kullanıldı.